Yaklaşık bir ay içerisinde ilçe başkanlıklarını da atayıp onların yönetimlerini kurmasını planlıyoruz biz. Evet, tabii saha çalışmaları için tamamının tamamlanması tabii, aynen. gerekiyor. Tüm ilçelerde evet. saha inmemiz için evet. onların tamamlanması gerekiyor. Peki sizler gerekiyor. Saha çalışmalarını nasıl yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Şimdi yönetimimiz yeni oluştu zaten. Evet. İkinci toplantımızı dün yaptık. Şimdi hemen sivil toplum örgütlerimizden başlamayı düşünüyoruz. Yani... hızlı bir şekilde yönetim kurulu üyelerimizle birlikte sivil toplum örgütlerimizi ziyaret edip onlarla birebir de görüşüp Adana'mızın temel anlamda bir nabzını, temel anlamda bir fotoğrafını çekmeyi planlıyoruz. Zaten ondan sonra ilçe başkanlıklarımız da oluşunca onlar hemen mahallelerde teşkilatlanacaklar. Zaten siyasette belli bir tecrübeye sahibiz. Belli bir yol arkadaşlarımız, birikimlerimiz de var. İnşallah bunlar hızlı bir şekilde teşkilatlanmada kullanacağız ama ilk işimiz hemen sivil toplumla beraber ilçeleri belirlemek, ilçeler de mahalleleri belirleyecek. Türkiye genelinde o il teşkilatlanmaları yapıldı herhalde. Yapıldı evet. Yani 78 hatırlamıyorsam 78 ilde evet. şu anda teşkilatlanma yapıldı. Aynı zamanda kongrelerimize başladık biz. İlk kongrelerimize başladık. Yaklaşık 25. kongremizi yaptık. Evet. Yanılmıyorsam işte bu hafta Adıyaman var, Konya var. Hızlı bir şekilde de her hafta 3-4 kongremizle evet. genel merkez kongremize doğru gidiyoruz. Tabii muhtemelen pandemi süreci girdi tam parti kurulduğunda. Bu da tabii büyük engeller çok etkiledi. Yoksa şu ana kadar tamamen teşkilatma hatta ilçeler hepsi biter sahada olmuş olurdunuz belki ama. Şöyle düşünün Murat Bey. Biz hemen 9 Mart'ta dilekçemizi verdik. 11 Mart'ta zaten şey oldu. O gün 9 Mart'ta açıklandı evet, ben belirsem. Evet, evet. Yani ilk vaka açıklandı. Evet. Bizim genel merkez yönetimimiz neredeyse Haziran'a kadar Zoom'dan görüştü. Yani biliyorsunuz tam o sırada hemen sokağa çıkma yasakları başladı. Toplantılar yasaklandı, şeyler yasaklandı. Dolayısıyla hep uçakla gidip, yani uçaklar evet. hani evet, şehirler arası yolculuklar yasaklandı. Genel merkezimiz herhalde Haziran'a kadar falan bir araya da toplanamadı. Yani Haziran evet. ayına kadar Zoom yani üzerinden yaptılar. Şu anda yaptılar. Yine gerçekten kötü durumdayız. Vaka sayıları, ölüm sayıları maalesef, yükseldi evet. maalesef. Bu da yine bir şekilde tüm herkese hepimizi etkileyecek. Tabii siyaset etkileyecek. Ama inşallah etkilemez. Vatandaşlarımız çok daha dikkatli olur. Peki siyasetin finansmanını nasıl sağlıyorsunuz? Siyasetin finansmanı yönetim kurulu üyelerimi arkadaşlarımız imece usulü. Evet. İşte il binamızın tefrişatı, kiralanması vesairesi evet. hepimiz kendi ölçeğimizde, kendi katkımızda yönetim kurulu üyeleri olarak bu şekilde evet. karşılıyoruz. Evet. Peki Deva Partisi için olarak, Deva Partisi olarak Adana'yı nasıl görüyorsunuz? Yani Adana'da neler olur sizin çalışmalarınız sonucunda? Adana'yı görüş açınız nedir? Şimdi tabii yani ben Adana'nın yıllarca hem siyaseten hem de evet. ticareten içinde olan yani danışmanlık sektörü gereğince de birçok kuruluşun içerisinde birçok kuruşa danışmanlık yapmış bir kişi olarak şunu söyleyeyim. Zaten Adana'mızın tablosuna baktığınız zaman yıllarca bir geriye gidiş var. Ya evet. bu var. Geriye gidiş de demeyelim, yerinde sayma bile geriye gidiş oluyor. Gidiştir, yani baktığınız tabii. zaman diğer illerdeki yeni yatırımlar, yeni projeler, yeni teşvikler vesaireyle ilerlerken bizim yerimizde saymamız bile bir geriye gidiş oluyor. Tabii canım, yani yerinde saymamız bizim gerideki şeyden ileriye gitmesi demek. Aynen öyle oluyor. Öyle oldu yani. Öyle oluyor yani evet. baktığınız zaman. Dolayısıyla şimdi ilk önce biz yani Adana bir potansiyel. Şimdi hatta buraya gelirken Galeri İş Merkezi'ni konuştuk mesela aynen, arkadaşlarla. Aynen. Dedik ki yani Adana'da bazı örnekler var biliyor musunuz? Yani potansiyeli çok iyi olup değerlendirilemeyen. Yani kesinlikle. Bu iş merkezi şu anda bile çok güzel bir yer. Evet. Konumu itibariyle, yeri itibariyle, yapısı itibariyle potansiyeli çok yüksek ama değerlendirilemiyor. Adana'da öyle. Yani Adana potansiyeli çok yüksek olan bir şehrin olması gereken tüm kaynaklara sahip biri. Evet. Bu kaynakları kullanamadığımız için, iyi değerlendiremediğimiz için, potansiyeli değerlendiremediğimiz için biz hepimiz etkileniyoruz Murat Bey. Yani hepimiz sadece Adana'ya geriye gitmiyor. Biz de geriye gidiyoruz. Ya mutlaka. Yani önemli olan yani var olanları öncelikli değerlendirmek. Bu ölçekleri kullanabilmek, bunu da daha da geliştirebilmek. Şimdi işte bu kapsamda bizim ilk önce ben her zaman onu söylüyorum. Biz
Adana'yı yeniden bölgenin abisi yapmalıyız. Şu anda bizim Adana'da çıkış vizyonumuzu. Adana 20 yıl önce böyleydi. Düşünün. Antep'e gidecek biri bile ilk önce Adana Havalimanı'na gelir. Buradan Antep'e, Hatay'a, evet. Maraş'a giderdi. Evet. Mersin'e giderdi. Şimdi biz şunu konuşuyoruz. Ya havalimanı Adana'dan taşınıyor. Mesela ben her havalimanı ihalesi iptal edildiği zaman seviniyorum. Yani niye seviniyorum? Şuradan 15 dakikada gideceğimiz, yılın 12 ayı hiç kapanmayan bir havalimanımız var. Ve bu bizim elimizden gidip başka bir ile gidecek. Mersin'e gidecek. Yani aslında şöyle onu düşündüğünüz zaman Mersin de çok işine yaramıyor. Onun da işine yani yaramıyor. Aynı, yarasa mesela, tamam diyeceğiz. Evet, yani onun da işine çok yaramıyor. Şimdi, çünkü evet. Mesafe neredeyse aynı yine. Aynı, aynen. Evet. Yani oradan buraya gelmenin bir anlamı yok. Ama biz kötü etkileniyoruz. Aslında yapılması gereken Adana Havalimanımız kalsın ama stratejik bir yerdir aynı zamanda Adana Havalimanı. Mersin içinde aslında Susanoğlu, Kız Kalesi, Erdemli'nin ilerisine bir yer olduğu zaman turizm için de oraya da öyle bir havalimanı lazım. Gerçekten de Mersin'in özellikle Silifke bölge yani Silifke bölgesinin orası kesinlikle. Zaten turizm için birçok yabancı ülkelerden kişilerin ev sahipliği yaptığı bir yer orası. Evet. Gerçekten de önemli ölçüde konut satışlarına bakarsanız yabancıların iyi gösterdiği bir yer. Oraya bir havalimanın olması, turizmin gelişmesi anlamında, otelcinin gelişmesi anlamında çok büyük bir katkı sağlar. Böylece iki şehirde işi bu şekilde görülmüş olur diye düşünüyoruz ama yani ben çok önemli bir kayıp olarak görüyorum havalimanı taşınmasını. Hala biz onun mücadelesini vermeye çalışıyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi aslında Mersin'e de havalimanı olsun elbette ki ama Silifke tarafında bir yeri olduğu zaman bu anlamda turizm anlamında da turizmi çeker ve şu anda var olan havalimanını da biz aslında yine genişletebiliriz. Oraya yatırım yapılan bütçeyle hem burayı hem Mersin'i halledebiliriz ve artı şu andaki bu Çukurova Havalimanı'nı da daha farklı konularda değerlendirilebilir. Murat Bey, orada çok önemli bir şey söyleyeyim havalimanı konusunda. Aslında biz devletin bize biçtiği stratejik rolü gittik, kaybettik. Şimdi eskiden Devlet Planlama Teşkilatı vardı biliyorsunuz. Evet. Devlet Planlama Teşkilatı'nın planında havalimanı muhtemelen Yemişli'dir. Yani Karataş'ın o Yemişli düz alan kısmına öyle planlanıyordu. Ama evet başlarda öyleydi. Devlet Planlama Teşkilatı planlamış bunu. Niye planlamış biliyor musunuz? Murat Bey düşünün. Karataş'tasınız. Sol tarafınız Erzin. Evet. Dört yol. Ova biliyorsunuz orada. Tarımsal çok önemli bir ova. İskenderun'a kadar. Evet. Sağ tarafınızda Mersin zaten. Tarsus. Mersin. Tabii o yol da o zaman daha ve o zaman da NATO yolu deriz zaten biz. Evet. O planda da var. Var planda. Yani NATO yolu dediğimiz Mersin, Adana, İskenderun, Hatay, hatta oradan Suriye. Evet. Bu yol. İnanın buradan zaten o yolla beraber yaklaşık hemen yarım saatte Mersin'de olursunuz, tabii, yarım saatte İskenderun'da, Hatay'da olursunuz. Bu arada. Düşünün evet. Yani şöyle bir hilalin tam ortasında. Evet. Hem Karataş turizm açısından önemliydi bu. Evet. Biz Devlet Planlama Teşkilatı'nın bu planına rağmen, devlette bu plan olmasına rağmen, o NATO yolu dediğimiz yolun da bu şekilde planın olmasına rağmen biz bu havalimanını kaybettik. Çok üzülüyorum. Ben geçmişte de bunun çok mücadelesini verdim. Yani geçmiş partimde de bunun çok mücadelesini verdim, dile getirdim. Ve şu anda belki bizim Adanalı olarak buna çok sahip çıkmamız lazım. Niye biliyor musunuz Murat Bey? Bir havalimanının yani Adana'da havalimanı olmaması demek önemli değil. 30 dakika olmuş, 40 dakika olmuş önemli değil. Bir ilde havalimanı olmaması demek uluslararası yatırımcılar açısından direkt bir değerlendirme kriterinde ikisidir. Yani Adana'da havalimanı var mı yok adam oraya sıfır verir. Mersin'de var mı var adam oraya 10 puan yazar artı bir 10 yazar. Yatırım kriterleri yaparken yani adam şöyle düşünecek düşünün gelen bir kişi uluslararası bir kişi ben Mersin'e indim diyecek. Adana'ya indim demeyecek ben Mersin'e indim diyecek. Mersin'e geldim Mersin'den uçtum. Bu markalaşma için çok önemli bir kriter. Tabii canım. Birinin marka değeri için çok önemli bir kriter. Aynen öyle. Onun için buna gerçekten de sahip çıkmamız ama lazım. Ama tabii hani hem Mersin'de hem Adana'da olsun. Olsun Mersin'de olsun. Da dediğimiz gibi aslında olması gereken o. Hatta biz bunu tavsiye ettik, bildirdik de, gerekli yerlere söyledik de. Şu andaki o Çukurova Havalimanı'nın yerine de aslında Türkiye'nin en büyük böyle bir altyapısı zaten hazır. Aslında tarım alanında orası. Bir hal oluşturalım dedik. Türkiye'nin tamamını çekecek bir çok güzel hal evet. kompleksi. Evet. Soğuk hava depolarının işte yani Türkiye'nin en büyük hali olabilir.
bilir bir pozisyon olabilir gibi böyle düşüncelerimizi biz de naklediyoruz, iletiyoruz yetkililere. İnşallah olur diyelim. Aslında bu konulara girersek çok uzarız. Evet. Deva Partisi'nin çok evet. fazla konunu konuşamayız. Adana'ya gelince iş şeylere geldi. Adana'ya geldiğimiz zaman iş çok daha farklı. Evet. Peki Deva Partisi olarak hani aslında muhalefet yapıyoruz şu anda da bu şehirde etki muhalefet olacak mısınız dersek yani biraz önce olduk biraz aslında. Yani aslında şimdi biz Deva Partisi olarak genel anlamda hedefimiz siyasete kalite getirmek. Gerçekten de yani inovatif bir siyaset yapacağız. Siyasete kalite getireceğiz. Nasıl getireceğiz? Şimdi siyasetin dili çok kirlendi Murat Bey. Yani insanlarda bir gerginlik, kutuplaşma, ötekileştirme. Evet. Herkes birbirini düşman olarak görüyor. Herkes birbirini vatan haini olarak görüyor. Dolayısıyla bu gerginlik ülkeyi bir yere getirmez. Bakın şimdi eğer biz ilerleyeceksek, ülke olarak ilerlemenin birinci kriteri bellidir. Siz ülkenizde siyasal birliği sağlamadan ekonomik ilerlemeyi, kültürel ilerlemeyi sağlayamazsınız. Dolayısıyla ilk önce biz siyasal birliği sağlamak zorundayız. Şimdi peki bu siyasal birliği nasıl sağlayacağız? Ya mütevazı olacağız, doğru siyaset yapacağız, ötekileştirmeyeceğiz karşı tarafı. Biz Deva Partisi olarak şunu yapacağız. Şimdi mevcut ülkemizdeki siyaset şu. İnsanlar direkt ön yargılarıyla birbiriyle didişiyor ve aynı masaya oturmuyor. Çünkü herkeste bir siyasi gözlük var. Herkes o siyasi gözlükle birbirine bakıyor. Evet. Böyle bakınca da oturup anlaşamıyor, birliği sağlamıyor. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Hepimiz bu ülkedeyiz. TC kimlik numarası olan herkes bu ülkenin birebir asli ferdi. Dolayısıyla biz niye birbirimizle siyasi gözlükten bakıp hep aynı şekilde birbirimizi ötekileştirelim? Biz şunu yapacağız Deva Partisi olarak. Birbirimize insan gözüyle bakacağız, kişi gözüyle bakacağız, yaptığı iş, ülkeye sağladığı fayda gözüyle bakacağız. Siyasi konularda da oturduğumuz zaman masaya o zaman siyasi gözlüğümüzü takıp siyasi meseleleri tartışacağız. Diğer taraftan gözümüzü çıkaracağız. Kardeşiz hepimiz kardeşiz. Ya mutlaka yani hani deriz ya belediye başkanının olduğunda o rezidini çıkarıp koyacaksın. Evet. Herkes senin için aynı düzeyde, aynı kalitede vatandaşındır yani. De. Aynen yani şimdi onun için biz dilimize bakarsanız asla hakaret dili kullanmıyoruz. Asla ötekileştirici bir dil kullanmıyoruz. İdeolojik bir dil de kullanmıyoruz. Biz hep sorun mesela ben biraz yönelttim ya Adana Havalimanı. Ya işte Devlet Planlama Teşkilatı böyle yapmış. Adana için faydası bu. Mersin için de şu şekilde faydalı olur. Hep projelerle herhangi bir şey eleştirirken aynı zamanda onun çözüm yolunu da ortaya koyarak biz siyaset yapacağız. Genel merkezimize bakarsanız zaten hep ekonomik olsun, siyasal olsun konularda asla ötekileştirme olmadan direkt bir bülten ve rapor yayınlar. Bu böyledir, şu yanlıştır, şu şöyle olmalıdır diye. Yani ben aynı zamanda hep idealimdi. Siyasi partiler yeri geldiği zaman bir düşünce kuruluşu gibi olmalı. Yani buradaki Adana'daki bir siyasi parti sadece mahalleyi gez, köyü gez, taziyeye katıl değil. Aynı zamanda fikir üreten, politika üreten bir parti olmalı. Bakın, fırıncı ekmek üretir adı üzerinde. Çiftçi buğday üretir, mısır üretir. İşte fabrika kumaş üretir. Politikacı da politika üreten kişidir. Bakın, politika üreteceksiniz. İlinizle, şehrinizle, gençliğinizle, kadınınızla ne yapacağınızı bu şehrin daha müreffeh, herkesin daha nefes alabilir, daha rahat yaşayabilir bir Adana için hep politika üretmeniz. Yani bence halk ilk önce şunu sormalı. Biri geldiği zaman senin politikan ne kardeşim? Ne üretiyorsun bu şehir için? Yani kafalar hep politikaya çalışmalı. Ne üretebilirim, ne yapabilirim? İnşallah biz bir sadece siyasi parti gibi değil, öyle fikir üreten, politika üreten, proje üreten bir parti olacağız. Mutlaka tabii ekonomi de önemli. Yani sonuçta bir şehrin, işte Türkiye'nin ya da atıyorum küçük esnafın ekonomisi iyi olduğu zaman hayata bakışı daha da farklı olur. Daha da ilerlemeye çalışır. Şimdi Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da şüphesiz ekonomiyle ilgili gerçekten çok iyi ve ekonomiyle ilgili bir açıklama yaptığında en çok dinlenen veya işte kayda alınan bir orada bir açıklamalar yapılıyor. Yani ekonomi aslında önemli. En önemli konulardan bir tanesi ekonomi. Yani ekonomimiz iyi olursa
gerçekten çok daha başarılı iş yaparız. Yani atıyorum şu televizyonun ekonomisi çok iyi olduğunda çok daha başarılı işler altına imza atar. Bu genele de aldığımız zaman aynı şekilde devam eder. Peki süremizin de sonuna geliyoruz. Şimdi bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta Millet İttifakı. Şimdi iktidarla muhtemelen yol yürümeyeceğiniz biraz aşikar ortada görünüyor. Peki muhalefetle yol yürüyecek misiniz? Yoksa başını Deva Partisi'nin çekeceği bir başka ittifak mı kuracaksınız? Yani bu anlamda düşünceleriniz nelerdir? Hani bu biraz gelecekte olacak işler ama belki. Evet, şimdi biz biraz önce söyleyeyim 8. ayımızdayız. Yani şu anda teşkilatlanma çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kongrelerimizi bir taraftan yürütüyoruz. Çok hızlı bir şekilde şu anda tek derdimiz teşkilatlanma çalışmaları. Evet, evet. Dolayısıyla bizim hani şu anda şu ittifakta yer alırız, bu ittifakta yer alırız gibi, gerçekten de söylüyorum bunu, siyasetten de söylemiyorum. Evet. Yani işimiz teşkilatlanma. Bizim amacımız, benim idealim de o. Yani tek başına çıkıp sürüklemek işi. Çünkü Deva Partisi'nde bu potansiyeli görüyorum. Merkez bir parti, herkesin kendini bulacağı bir parti, ideolojik olarak kimseyi ötekileştirmeyen bir parti, kendini, kendi işinde iyi olan, benim bu ülke için projem var, bu ülke için derdim var, bu ülke için çalışıyorum diyen herkesin oturacağı, gelip çalışacağı bir parti. Dolayısıyla hani bizim şu anda şurada mı yer alalım, burada mı yer alalım gibi bir düşüncemiz yok. Biz en yüksek orana çıkmak için şu anda teşkilatlanıyoruz. Evet. Gerisini artık daha sonraki seçim aşamaları ne olur, nasıl olur, o zaman göstereceğim. Evet. Ama önünüzü açık görüyorsunuz bu anlamda. Önümüz, evet. Yani şimdi Murat Bey, şöyle, ticarette de öyledir. Ticarette bakarsınız, bir şeye ihtiyaç varsa onu, o ihtiyacı gidermek için bir yapı kurarsınız. Evet. Dolayısıyla hani baktığınız zaman da zaten siyaset tıkanmıştı. Her partide bir yıpranma var. İktidar partisinde zaten iktidarın getirdiği bir yıpranma var. Diğer partilerde yılların patronaj çekmesinden, evet, dolayı bir yıpranma var. Dolayısıyla lider profillerinde de bir yıpranma var. Bakın dünyadaki ülkelerin, özellikle Avrupa ülkelerine falan baktığınız zaman lider profilleri değişiyor artık. Daha genç, daha mülayim, oturup bazı şeyleri konuşabileceğiniz, tartışabileceğiniz bir profil şey var. Şimdi Z kuşağı da zaten, evet, geliyor. Öbür taraftan zaten bir genç, Türkiye genç bir nüfusa sahip. Dolayısıyla hani bu profillerin de gereği olarak ben Deva Partisi'nin Türkiye'nin aradığı ihtiyaca cevap verebilecek yegane parti olduğuna inanıyorum. Bunu da Deva Partisi İl Başkanı olarak söylemiyorum. Evet. Gerçekten de bir analiz olarak söylüyorum. Mutlaka tabii ki bunu halk karar verecektir. Halk bakacaktır, araştıracaktır, inceleyecektir, analiz edecektir. Daha sonrasında ona göre bir karar verecektir. Bu anlamda tabii ki sizin kurucu il başkanı olmanız, tabii ki burada ilk kurulmanız gerçekten zor. Yani kendinizi şu anda ifade edeceksiniz, tanıtacaksınız. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Çok teşekkür ederim. Belki hani Deva Partisi İl Başkanı olarak televizyonda ilk canlı yayınınız mı bilmiyorum ama. Televizyon olarak, evet, evet. İlk canlı yayınım. Evet, evet. Televizyonda. Buradan hani daha önce canlı yayınlara çok çıktık da. Evet, evet. Yani Deva, evet, Partisi İl Başkanı olarak, evet, ilk defa çıkıyoruz. Buradan isterseniz bir mesaj verirseniz son olarak. Evet. Ya da halkımıza bir duyuru anlamında neler söylersiniz? Evet. İşte biz Deva Partisi Adana İl Teşkilatı olarak şu anda il yönetim kurulu olarak yola çıktık. Şu anda 15 ilçemizde teşkilatlanma çalışmalarımız hızla devam ediyor. Gerçekten de çok değerli, çok kıymetli. Adana'yı kucaklayacak, Adana'yı kapsayacak, Adana'yı en iyi şekilde temsil edecek kadrolarla yola çıktığımıza inanıyorum. İnşallah bu yolculukta Adanalı hemşehrilerimizin bize en iyi şekilde destek vereceğini, bizi bu yolda yalnız bırakmayacağını ve Adana'yı en iyi yerlere getirmek için, Adana'yı yeniden bölgenin abisi pozisyonuna getirmek için Adanalılar olarak yeni bir heyecanla, yeni bir şevkle partimizi en iyi oranlara getirecek sinerjiyi yaratacağımıza inanıyorum. Ben bu